Evet, merhabalar. Son Söz Televizyon yayınına hoş geldiniz. Konuğumuz Profesör Doktor Sayın İlyas Yılmazer. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ederim Ayşe Hanım. Evet hocam, Erzincan İliç'te bir maden faciası oldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ama 9 işçimiz toprak altında kaldı. Siyanürle maden ve altın arama faciası diyelim. Bu çalışmayı yapan şirketin ruhsatı da iptal edildi. Ancak korkunç bir çevre felaketi yaşanıyor ve bu konuda ne yapılabilir bilemiyoruz ama kanuni süreç de devreye girdi. Sizden bu çevre felaketiyle ilgili yorumları alabilir miyiz bilgilerinize dayanarak? Buyurun Evet, hocam. Ayşe Hanım tekrar merhaba. İzleyicilerimize de iyi günler diliyoruz. Şimdi siyanürlü altın işletmesi dünyanın her yerinde felaket getiriyor. Yani Avrupa'sında da Amerika'sında da felaket getiriyor. Yani başka türlü de işletme yöntemleri var. Şimdi İliç'in özellikle İliç'in bizim için önemi 55 milyar dolardan başlayıp kısa sürede 550 milyar dolar yılda yurt dışından para getirecek olan Munzur Barış Suyu projemizin yapıldığı yerin hemen arkasında. O nedenle gerçekten bizim için bir cehennemdi bu. Bir cehennemdi. Yıllarca mücadele ettik. Biz bu mücadeleyi yaparken hemen bizim bu Barış Suyu projesi alanında Cevizlidere var. Orada da altın madeni oldukça tenor yüksek. Onu işletmek için müracaatlar yapıldı ve bunlara karşı da büyük mücadeleler verdik. Ancak emperyalizmin oyununu bozan bir Tunceli yapısı var. Tuncelilerin büyük bir bölümü yurt dışında. Yurt dışında kazandıklarını da buraya getiriyor, akrabalarına gönderiyorlar. Şimdi emperyalizmin politikası neydi? Uşaklarına uygulatacağı politika. Aç bırak, el açıp yalvarsın. Cahil bırak, kayıtsız şartsız bağlansın. Şimdi bunu çok iyi uyguladı. Yani onun için İliçlilere kızamıyorum. Öyle bir yoksul bırakıldı ki biz bunu anlatamamamız nedeniyle zaman zaman kendimize kızıyorum. Aslında kendimize kızmaya pek de hakkımız yok. Çünkü biz bu mücadelenin içerisinde 50 senedir sürdürüyorsun. Sadece İliç mücadelesi değil ki. Barajlara, katil barajlar mücadelesi vesaire. İsterseniz bunu görüntülü olarak yapalım. Daha yararlı olacağını düşünüyorum. Yani hocam sizinle telefonda konuştuğumuz Munzur Barış Suyu projenizle ilgili diyorsunuz değil mi? Evet, Munzur Barış Suyu projemizi nasıl tehdit etti ama siyanür bunun yani dünyada nasıl tehlikeler yarattığını da ve ülkemizde de Barış Suyu projesinin olmadığı yerde de nasıl tehlikeler yarattığı konusunu konuşacağız. Onları konuşacağız. Şimdi ben hemen döndüm yine şeye. Bu arada ben de kısaca şunları söyleyeyim. Tabii hukuki süreç başladı ama 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Bu tabii ayrıca değerlendirmesi gereken bir süreç. Nereye varacağını merak ediyoruz. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis araştırması yapılacak. Bunun yolu açıldı. Evet, şu anda Ayça, geldi hocam ekrana. görüntü geldi mi? Tamam. Onun üzerine Geldi. konuşalım. İnsanlarımız da biraz da olayı da öğrensin. Olay şu. Evet. Bakın, burada bir maden ocağını görüyorsunuz. Maden ocağı derinlemesine açılıyor. Açıldıktan sonra bu malzeme bir yığın şekline dönüştürülüyor. Bakın, yanda görüyorsunuz değil mi? Evet, Bir evet. yığın şekline ve üzerinden de siyanür içeren su ile çimdiriliyor. Yani üzerinde bu çimdiriliyor. Ta tabandan çıkan su, burada görüyorsunuz ekranda, tabandan Evet. çıkan su
doğru başka bir şeye götürülüyor, yere götürülüyor. Orada da birincisinde doğrudan doğruya altın içeren, yani altın doğada şey olarak falan bulunmuyor. Öyle saf olarak bulunduğu yerde. Tam olarak bulunmadığı için ayrıştırılıyor. Buralardaki, evet, buralardaki bileşik olarak bulunuyor. Şimdi bu arada ben şeyi de göstereyim. Maden dediğimiz zaman bilmiyorum, ekranda görebiliyor musunuz? Şu anda ben görüyorum ama görseli aldığımız zaman daha net olur ama şu anda görünüyor hocam. Görünüyor, tamam. Evet. Gördüm. Ha, maden bu. Ondan sonra veya şu şekilde altın ve demir içeren, bu bakır içeren veya sadece altın içeren filan. Yani bu maden çıktıktan sonra ilk iş, hemen bir sonrakine geçiyorum. İlk iş, Ayşe Hanım, bu yığının üzerinden, dediğim gibi önce özür dilerim, önce parçalıyorsunuz. Parçalandıktan sonra, yani belli bir boyutlara, ne kadar küçük boyuta düşürürseniz o kadar su tam içeride ortada kalan şeyi de alır. Altını da alır veya da çinkoyu da alır. Hangisiyle ilgileniyorsanız. Bu bütün metaller için geçerli. Sadece altın için değil. Yani çinko için de geçerli, bakır için de geçerli. Hepsi için geçerli. Dolayısıyla birisi diyorsun ki işte ben şu boyuta kadar olanını kırdım ve şurada yığını yaptım. Yığını yaptım ve burada çimdireceğim. Bir de ya az oranda var, o zaman şöyle yapalım, bir değirmenlerden geç, daha ince toz halinde, sağda değirmenlerden geçiriyorsunuz, bunları varillere koyuyorsunuz, varillerin üzerinden de yine bu siyanürlü suyu koyuyorsunuz, anlatabildim mi? Evet. Varil üzerine siyanürlü suyu dolduruyorsunuz ve o su yukarıdan aşağı inerken metal, ister sülfitler olsun, ister oksitler olsun, onları çözüyor. Çözüyor, suyla beraber, suda erimiş olarak yani. Su ile beraber, hani kaya tuzuna su koyarsın da hemen kaya tuzunu eritir ya, onun gibi. Oradaki o metal sülfitleri ve metal oksitleri veyahut da metal bileşiklerini, onları, onun için o liş değil. Bu süzme etmek, liş. Liş İngilizcesi, liçey. Nereden anlamıyorum yani. Neden o terim kullanılıyor? Evet, liş gibi bir terim kullanıyor. Ya işte bu ne biliyor musunuz? Hani bir gün bana Edirne'de öyle demişti. Dedi ya bu radyo profesör diyorlar ama konuştuğunu ben anlıyorum diyor. Bu da şimdi öyle çünkü yazıyor, evet. Ben burada İngilizcelerini göstereyim çünkü çizim İngilizce olarak var olduğu için ben size söyleyivereyim. Bu yığın yani o kırdığınız değirmenlerden geçirip kırdığınız yığın ya da şurada görüyorsun o yığını. Zaten kayan da buydu. Siz bunun üzerinden devamlı su akıtıyorsunuz. Devamlı su akıtınca o oradan metal sülfitleri vesaireleri aşağı doğru alıyor. Evet. Ama yani hocam ben şunu sormak istiyorum. Leaching dedikleri şey bu İngilizce'de what leaching? Tam Türkçe olarak karşılığı ne oluyor bilimsel olarak? Baril. Süzme baril. Mi? Bidonde, barilde. Bidon, yani birisi baril, baril yöntemi, öteki de yığın yöntemi. Yani yığın yöntemi. Yani şurada göçen yığın yöntemiydi. Anlatabildim mi? Evet. Barillerin içerisinde göçme olayı olmaz zaten. Öyle bir şey olmaz. Buradan çıkan metaller hemen şu denkliklerle ilgili. Süzülmüş metal diyor. Evet, dissolute. Basitçe anlat. Recovery. Etrafı çevrilen yani evet, muhafaza altındaki. Basitçe anlatalım. Bak. Önce demin gördüğünüz o dev çukurları açıyorsunuz. Ne alıyorsunuz açarken? Malzeme alıyorsunuz. Malzemeyi aldınız. Paramparça ettiniz. Yığın yaptınız. Ve o yığının üzerinden de bakın o yığının şeyin içerisinde görmeye çalışın. Altın mesela genellikle bulunduğu şekli altın tellürium olarak bulunur. Doğrusu altın tellürium'u bunu analizle ayırmanız mümkün ama inanılmaz para gerektirir. Yani astarı yüzünü geçer. Onun için
bu işte 1985 sonrası bulunan bu siyanür yöntemi, siyanür yönteminde bak ne yapıyorsunuz? Şimdi siz altın bileşiğini içeren yığının üzerinden veya öğütülmüş bu altın bileşiğini içeren varilin içerisinin üzerinden doğru su akıtırsanız, su akıtırsanız hemen su bunu eritiyor ama nasıl duruma geçiriyor? Çünkü bu siyanür şu, bak CN ile gösterdiğimiz siyanür bu, çok şey, aktif. Hemen orada gidiyor, telyumun, telleriumu atıyor, onun yerine geçiyor. Tamam mı? Onun yerine geçiyor ve ne meydana getiriyor? Altın telluryum meydana getiriyor. Şey, siyanür meydana getiriyor. Altın siyanürden de hemen böyle kuvvetli bir bazik bir ortam yaratırsanız suyun içerisinde bazını, pH'ını artırmak yani. pH'ını artırdığınız zaman yani 9'un üzerine çıkar. O altın değil mi hocam? Altının sınırı altın. AU diyorsunuz. Altın. Evet. Şimdi altın madenin içinde buydu. Tamam mı? Altın madenin içinde evet, buydu. Üzerinden suyla beraber siyanürü akıttığınızda, süzdüğünüzde alttan ne çıkıyor? Altın siyanür çıkıyor. Saf. Hayır, evet. Saf değil. Siyanür bileşiği. Altın pardon, siyanür. Siyanürle karışık altın çıkıyor. İkisi de altın erimiş, birbirine yani, karışmış halde mi oluyor bunların? Yani telluriumun yerini alıyor siyanür. Siyanür şurada gördüğünüz T3'ün yerini alıyor. Anlatabildim mi? T3'ün yerini alıyor, evet. Güzel. Onun yerini alıyor. Ondan sonra telluriumu bırakıyor. O, bir de su var ortamda. Bu aşağı doğru süzülüyor. Süzüldü ve doğrudan büyük tankların içerisine geldi. Bu tankların içerisinden kuvvetli bir asidik ortam, özür dilerim, asidik ortam yani pH işte 5'in altında yarattığınız zaman altından ayrılıyor şey. Ayrılıyor. Siyanür altından ayrılıyor. İşte bitti. Demek ki aşama 3 tane. Bir tanesini de çıkarıp öğütüyorsunuz. Parçalıyorsunuz. Öğütüyorsunuz. Evet. Güzel. İkincisinde o yığınların üzerinden parçaladığın üzerinden siyanürlü suyu akıtıyorsunuz. Akıtıyorsunuz, evet. Akıtıyorsunuz. Siyanürlü su ne yapıyor? Altın bileşiğini içerisindeki başka maddeyi, burada telyum ama başka yerde sülfit de olabilirdi. Onu itiyor, onun yerine geçiyor. Onun yerine geçiyor ve neyi meydana getiriyor? Altın siyanürü meydana getiriyor. Ya çinko siyanürü meydana getiriyor. Bakır siyanürü meydana getiriyor. Yani neyse. Evet. Siyanürü meydana getiriyor. Ve bu üçüncü aşamada da bu altın siyanürlü artık. Altın siyanürlü evet, süzme suyun, süzme akışkanın, sıvının, adına ne koyarsanız sıvı deyin. Bunu içeren, bak su da var ortamda çünkü. Teryum gayet kolay, o ayrılıyor, o metal olduğu için. Ve bunu da kuvvetli asidik ortama koyduğunuzda, asidik ortama koyduğunuzda, pH 5'in altında, 4, 3, 2 gibi ortama koyduğunuz zaman hemen bu sefer altını bırakıyor, o serbest duruma geçiyor. Altını bırakıyor. Ve toprağa karışıyor. Şimdi serbest duruma getirdim. Sonuç kısmına gelelim. Evet. Ve altını siz altın zaten ağır olduğu için dipten alıyorsunuz saf altını. Saf altını alıyorsunuz artık. Aldınız. Fakat o suyun içinde siyanür var. Ve hemen hidrojen siyanürleri meydana getiriyor. Hidrojen siyanürleri ve bir büyük bir bölümü havaya gidiyor. Geri kalan kısmı yer altına suyun içerisine gidiyor. Giderken evet, nereden doğru geçerek gidecek? Topraktan doğru geçip topraktan gidecek. Topraktan geçecek. Tabii toprağı da zehirliyor. Evet. Ve çevreyi zehirliyor. Demek ki yani, hayır. Evet. Suyu, toprağı zehirleyemez. Zehirliyor. Öyle şeye, Fırat'a karışmış, karışmamış. Ne lafları bunlar ya? Ne aptalca laflar bunlar ya? Ne aptalca laflar bunlar ya? Ne demek Fırat'a? Fırat'a değil. Kara suya da karışır. Her tarafa, havada esinti varsa
esinti varsa işte benim esas Munzur Barısuyu projeme geliyor. Geliyor. Evet, evet. Bunun için yıllardır bu mücadeleyi verdik. Ben Tunceli dostlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Özellikle Avrupa'da olanlar bunda başı çektiler. Gerekli şeyi de sağladılar. Biz şeyde yaptırmadık bunu. Başardık yani. Şimdi ben bunu paylaşımı durdur. Pardon dur. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Devam edecektim. Birden şey yaptım. Şimdi hemen şuradan alayım tekrar. Yani demek ki bir kere madenin şeyini anladık herhalde değil mi Ayşe Hanım? Tabii tabii anladık. Evet hocam. Yani sonuçta bunlar havaya, suya, toprağa karışıyor. Böyle karışmadı diye bir şey yok yani. Evet. Tabii bakın şimdi siyanür o yığının içinden geçerken yığının içerisinde siyanür zaten kalıyor da bir de. Yani hepsi inmiyor ki aşağıya. Peki onu ne yapıyorsunuz? Onu da yine o bölgedeki bir yere yığmıyorsunuz. Atık diyoruz onun adına. Atık malzeme olarak. Peki yağmur yağınca o içerisindeki siyanürleri tekrar yıkayacak ve yeraltı sularına geçecek. Toprağa geçecek. Tekrar havaya geçecek. Dolayısıyla o yapıldığı çevrede havayı, suyu, toprağı yani bu üç tane bizim var olabilmemiz için olmazsa olmamız olan su, toprak ve havayı zehirler. Anlatabildim mi? Şimdi bir takım emperyal uşakları çıkıp şey diyor. Bademde de bundan daha fazla şey var. Siyanür var diyor. Direkt geri zekalı. İnsan evriminde neye alışık olduğuna bakacaksınız. Bakın Ayşe Hanım ve değerli izleyicilerimiz. İnsan vücudu endüstriyel şekere, yani şu çay şekerine, toz şekerine, kesme şekere alışık değildir. İnsan vücudu alıştığı şeker alıyor ama şeker pancarını yiyerek alıyordu. Şimdi şeker pancarını, ben size şöyle bir örnek vereyim. Bir şeker hastası bir tane şekeri emsin, kesme şekeri yani sakkariti yani endüstriyel şekeri, şeker fabrikasından gelen şekeri emsin. Başı da dönmeye başlar, midesi bulanmaya başlar. Çünkü insülin yetmez. İnsülin yetmez. onun yerine bak bir tane değil, 20 tane kesme şekeri içecek yarım kilo pancarı yesin, hiçbir sorun olmaz. Bakın pancarı yesin hiçbir sorun. Çünkü o şekerin yanında çeşitli enzimler var, vitaminler var. Onu yani o insan şeker pancarında değil mi hocam? Doğal şekerde. Zehri var beraber. Bravo. Çünkü insan evriminde ona alışır. Şeker kamışında ona alışır. Yani şey değil, endüstriyel şekere değil. Yani kamışı bile emerken içerisindeki diğer panzehirlerini beraber alıyorsunuz. Evet. Emerken beraber. Orada şekeri ayırarak almıyorsunuz. Anlatabildim mi? Hı-hı. İşte bunun kadar. Ya sen neredeyse diyecekler ki badem zararlı diyecekler. Oraya getirecekler. Ya arkadaşlar bademde ADEK dediğimiz A vitamini var, D vitamini K vitamini var. Bunlar yağda eriyenlerin hepsi var orada. İnsan yani siyanürü atlamak için hocam, siyanürü atlamak için mi diyorsunuz bu konuşmaları? Tabii. Ya bazısı atlamak için, bazısı ya da bilmediği. Gerçekten bazısı ise emperyal yalanları, hani depremde olduğu gibi emperyal yalanlar ezberlemişler. Yani ezberletilmiş yalanlar, evet. Ezberletilmiş. Hani depremde öyle değil miydi? Deprem sadece ovada yıkar, kayada yıktığına dünyadan da örnek yoktur. Maraş depremi, son deprem, Çiğdemtepe'nin sıfırıncı. Çiğdemtepe'yi yıkmadı. Özüsü olduğu yer sıfır. Ölü yaralı sıfır, hasar sıfır. Size o camileri, binaları gösteriyor üzerinde. Bir sıvası bile dökülmedi. Ama 200 kilometre uzakta, 200 kilometre uzakta Harran Ovası'nı yıktı. Yazık. Ya burada da diyorsunuz ki hocam yani doğal olarak bademde bulunan siyanür bahsedilen farklı bir şey bu. Bu farklı bir şey. İçindeki enzimlerle beraber badem onu zaten eritiyor. Burada da ezberletilmiş bir yanlışlık var. Bu siyanür farklı bir siyanür.
Tabii bu altını ayıştırmak için. Canım işte de ki panzehiri var, onu bırakmayanları var. O zaman sorunum yok. Ama mesela bizim şeyde havadaki nem içerisinde hemen hidrojenle siyanür birleşir. Bakın oksijeni atar. Yani havadaki nem dediğin şey H2O'dur. Bak nem evet. Havada H2O. H2O. H2O'da hemen oksijeni atar oradan. Onun yerine şey geçer. Siyanür geçer. Siyanür geçiyor. Anladım. Yani orada onu yok ettiği için o bileşenler orada onu yok ettiği için orada zararlı hale geliyor. Tabii hemen. Öyle. Ya çünkü benim suyum, ben siyanür içemem ya. Yani siyanür içiyorsunuz. İçtiğiniz su siyanür. Hı-hı. Anlatabildim mi? Evet, evet. Yani bunun kaybolması diye bir olay da söz konusu değil. Onu yani soracaktım hocam. Şimdi bu toprağa geçti. Yani işte deniyor ki oradaki birikinti toprak aktı, onun işçiler tabii o toprakla gitti. Ben anladım, o toprak da zehirli bir toprak. Yani kenara yığdıkları toprağı da toprak da zaten oradan suyun geçtiği toprak. Bu zaten zehirli bir toprak. Oradan sağ zaten zehirli değil. Toprak. Bu ne zamana kadar bir siyanür toprağı bulaştı hocam? Ayşe Hanım, o ne zamana kadar değil. Bakın işte zaten esas olay burada gidiyor. Kaç yani milyon yıl diyelim ya. Bunun degradable değil İngilizcesiyle. Yani bunlar parçalanacak bir madde değil bu. Duruyor. Siz yeniden üzerine koyuyorsunuz. O üstündeki aşağı doğru gidiyor. Ben diyor ki yüzde bir ppm olursa sorun yoktur diyor. Yani milyon gramda bir gram siyanür varsa sorun yoktur diyor. Bir zihinsel özürlü uşak. Sen devamlı 1 ppm ppm diye attığın zaman bunlar aşağı doğru gittiği zaman 1000 ppm oluyor. Evet. 1000 evet. ppm oluyor. Yani benim barış suyu projemin havzasında yukarıdan aşağı sızdıkça öyle pat diye de gitmiyor ki suyun içerisine. Yani belli bir konsantrasyona ulaştıktan sonra devam ediyor. Yani büyüyecek. Yani bu kaybolmuyor, orada duruyor diyorsunuz hocam. Hayır, duruyor. Bir şey yani, daha sormak istiyorum. Burada duruyor. Çok önemli bir şey daha var. Bu. Tabii. Yani diyelim ki bir toprağın içerisine koydunuz, bir varilin içerisinde de her tarafını kapattınız. Evet. Trilyon yıl dursa yine orada duracak o. Anlatabildim. Ama peki hocam bir şey sormak. Açıkta koyduğunuz zaman işte Irak'a kadar gidecek yani. Şattulu arabalar. Bir şey sormam. Siyanür ham maddesini nereden bulup getiriyorlar? Onu nereden çıkartıyorlar? Yani burada karıştı. Tamam, tabiata karıştı. Hiç gitmeyecek burada. Bunu nereden buluyorlar? Bu siyanür nereden elde ediliyor? Ha, kimyasal olarak elde edebiliyorsunuz. Yani karbon amaç karbonla azotun birleştirilmesi olayı. İkisini birleştirebildiğiniz zaman bu fabrikasyon olarak üretiliyor. Sorun yok orada. Orada sorun ama yok. Doğal olarak tabiatta var mı ayrıca? Yok. Mı çıkartıyorlar? Yok. Üretiliyor. Kendileri, insanoğlu kendisi mi üretiyor bu siyanürü? Tabii kendisi üretiyor. İnsan kendisi evet. Üretiyor. Ama bademden alıyor diye deyip de bademleri kesmesinler. Yok öyle bir şey yok yani. Anladım hocam. Yani önemli olan azotu iyon halinde ve karbonu iyon halinde bunları birleştirebilmek. Bütün olay bu. Basit, dünyanın en basit şeyi. Onun için çok karlı bir iş yapıyorlar. Onun için rahatlar. Şimdi Ayşe Hanım buradan eğer bir daha özetlemek gerekirse. Demek ki madenli kazılarla, patlatmalarla, çatlatmalarla çıkardınız. Sonra bunları kırdınız, yığınlar yaptınız. O yığınların üzerinden doğru devamlı böyle süzek halinde sular akıtıyorsunuz. Ve bu sular ta en alta kadar gidiyor. Oradan altını siyanür olarak, altın siyanür olarak çıkıyor. Yahut da mesela çinko sülfit vardı. O şeyi attınız, siyanürü üstten doğru attınız. Aşağıdan çinko siyanür çıkıyor. Çünkü çinko siyanürünü almak çok kolay. O zaman çinko kalıveriyor. Hatta onlar da kuvvetli baza da gerekiyor. Zayıf asitik ortamda da mesela çinkonun hiç kuvveti istemez. O altı yeterli ona. Ama altında da birkaç tane şey var böyle fazla isteyen. Altın istiyor. Biraz daha asitik bir ortam. Daha fazla asitik ortam istiyor. O nedenle aşağıya dediğim gibi altın siyanür indi. Altın siyanürü de bazık bir ortama koyarsanız, sulu ortama koyarsanız hemen altını bırakıverir. Altında tabanda çoğalır. Birikir. Saf altın birikir.
Siz de o altını işte alt ülkeler halinde satıyorsunuz. Şimdi gelelim şeye. Demek ki yani öyle bir de bazı aklı evveler işte oradan fay geçiyordu falan. Gözün kör olsun. Bunlar fay. Evet, onu da soracaktım ben size. Evet. Ha, yatıp kalkıyor. Bire ya uşak dikkati başka yere çekiyorsun. Oradaki ana fay Erzincan Ovası'nda. Erzincan Ovası'nda biraz sonra gösteririm. Erzincan Ovası'na doğru gidiyor. Burası ova değil mi hocam? Erzincan Ovası'nda. Tabii yani. Yok, bu altın madeninin olduğu bölge ova değil mi? Hayır, ova değil. Anladım. Ova değil. Kaya. Tamamen kaya. Ama zaman dikkati yani, faya çekmeye gerek yok diyorsunuz. Ya tabii ki hayır. Fay mı yıktı orayı? Ya deprem mi yıktı? Ya deprem siz de yıkıldı gördüğünüz gibi. Yani şunu söylüyorlar. Deprem olursa daha büyük facia olur. Nehre akabilir. Yani bunu tabii bizim gibi insanlar yani sıradan aklına geliyor. Yani orası bir deprem bölgesi. Böyle bir felaket olur mu diye düşünüyor insanlar. Ayşe Hanım işte o fay lafını kullanan insanlarındır bu suç. Uşaktır bunlar. Çünkü sanki fayın olmadığı yerde Sinop, evet. Boyabat, Erik orada da var altın. Sanki diyor orada fay mayda yok. E tutmuş sanki orada açabilirsin gibi. Yani insan anladım. Onu çıkar. Yani bu olay farklı. Bunu depremle özdeşleştirmemek lazım. Ya ilgisi yok yani. Evet. Ama zaten fay olmasaydı da yani eski bir fay, ölü fay o. Ölü fay olmasaydı da altın olmazdı ki. Zaten fayları da altın gibi madenleri, sıcak suları, termalleri yaratan ne olduğunu biliyorsunuz siz. %90'ının 99'una kadarının bu faylar tarafından yaratılır. O açıdan faylar bir zenginlik kaynağıdır. Ülkenin, bir ulusun zenginlik kaynağıdır. Gözün kör olsun, kayaya çıktığın zaman yıkılmıyor işte. Kocaeli depremi Kocaeli'nin yamacında Pitekep'in camını kırmadı. 200 kilometre uzakta Tekirdağ ovalarını yıktı. 150 kilometre uzakta avcıları, eski adı göl tarla olan avcıları yıktı. 2500 yıldır suyun içinde duran Kız Kulesi'ni yıkmadı. Ya bunlar tam bir uşak ya. Tam bir hocam uşak. Yani ben öğrenmek için şey sormak istiyorum. Yani altın madeni genelde fay hattının olmadığı genelde kayalık alanlara sıkışmış olarak mı bulunuyor? Hayır yok. Bu bakın yer altındaki mağmanın son mağma suyu dediğimiz bir olay var. Yani aşağı tarafta mağma diyelim ki yukarı çıkmadan aşağıda kaya oluyor. Ama onun suyu yani içerdiği bu sulfitler özellikle bunlar düşük sıcak 1000 derecenin 1000-1200 derecenin altında bile hala su içinde erimiş olarak bulunuyorlar bunlar. Erimiş olarak bulunuyorlar. Ve bu su büyük basınç altında orada durduğu için üzerindeki yükün eğer bir fay kuşağı görürse ve de hareket eden bir şey olursa yani kolayca yukarı doğru fışkırır. Yukarı doğru fışkırırken gelirken elbette ki üzerindekini geçeceği yolları açabilmesi için devamlı basınç uyguluyor. O zaman düşeyde basınç uygularken yüzeye çıkmaya çalışırken yanlara da gidiyor. Yanlara da gidiyor. Yani diyelim ki çizgi bir düzlem üzerinden yahut da bir kuşak üzerinden 50 metre kalınlığındaki bir fay kuşağı boyunca 50 kilometre ve 100 kilometre boyunca gelirken yanlara da gidiyor. Yanlara da gidiyor. İşte o zaman yanlara doğru gidince bu tabii soğuyor orada. Yani yüzeye yakın yerde soğuyor. Çünkü toprağın sıcaklığı işte. Peki hocam ben size şöyle bir net bir soru sorayım o zaman. Şimdi bu fay hattına da değil diyorsunuz. Ama o bölgede bir fay hattı varsa bu oraya bilmem kaç kilometre uzaklıktaysa sonuçta bu tabii ki her tarafa yayılabilir. Hayır yok demiyorum. Yok fay var. Bir dakika. Fay var. Ama bunların çok büyük çoğunluğu yani şu andaki o fayların çok büyük bir çoğunluğu ölü faylar. Ölü fay yani anladım. Zamanında olmuş bu 40 milyon sene önce olmuş bitmiş faylar. Sene önce olmuş bitmiş yani olan. O tartışmaya girmeye gerek yok diyorsunuz hocam. Hadi yani 1 milyon sene önce ya bizim için aktif olan fay 50 yıl içerisinde bir tekrarı olmuş. 50 bin yıl içerisinde bir tekrarı olmuş mu? Şu da 30 bin yıl içerisinde bir fay deprem yaratmış mı? Ona bakıyor. Bakıyor. Yani hocam bir de ben şunu sormak istiyorum. Tabii istiyorsanız vaktimiz azaldığı için görseli alabilirsek ben hem o elinizdeki kaya parçası veya görseli bir daha hani göster ekranda daha büyük görünsün. Az önce gösterdiğiniz bir altın vardı.
Bu görseli alabilirsek hem süremiz de eğer göstereceğiniz başka bir şey yoksa. Göstereceğim bir başka şey var ama şimdi bu arada siz ekrandan aldım ben. O 10 gibi bitireceğiz demiştiniz o yüzden. Doğru. Tam kaybolmadı benim ekranımdan ama. Bunları mı istemiştiniz? Evet. Görsel tam kaybolmadı hocam ekrandan. Çarpıdan çıkabilirseniz. Çarpıdan. Çarpıdan çıkacağım ama hemen şöyle yapayım. Ama ben bunu kullanacağım. Bu ekran tamam. Çok gerekli. O zaman tamam hocam. Önemli değil. Tamam. Aşağı alabilirim. Yani... Sadece aşağı alabilirim. Fark etmez hocam. Kalsın. Tamam. Şu anda görmesi lazım. O ben elinizdeki kütleyi görmek için. Evet. Şu anda daha net gözüküyor. Evet. Daha net yani gözüküyor. Şimdi maden bu şekilde çıkıyor. Bunlar parçalanıyor, öğütülüyor. Parçalanıyor, öğütülüyor. Öğüttüğünüzü varillerin içerisine koyuyorsunuz. Varillerin üzerinden de siyanürlü su akıtıyorsunuz. Siyanürlü su alttan doğru çıkarken tabii ki içeride siyanür kalıyor. Yani önemli bir miktar kalıyor. Ama neyse önemli bir bölümü de işte aşağı doğru iniyor şeye, tabana. Onu alıyorsunuz. Artık onun adı altın siyanür. Altın siyanürü kuvvetli asitik bir ortama yani pH'i 6'nın 5'in altında olan yani 4 olan 3 olan kuvvetli bir asitik ortama koyduğunuz zaman altın bırakıveriyor siyanür. Evet. Siyanür serbest duruma geçiyor. Bu elinizdeki orijinal mi hocam? Orijinal bir parça. Orijinal. Bu mesela bakır, çinko ve kurşun içeren bu elimdeki. Mesela şu başka bir bölgeden bakır, demir sülfür içeren, çinko da var onun içerisinde. Bu altın ve çinko içeren. Daha çok altın içeren. Altın içeren evet. Örnekler. Yani binlerce örnek var ama buraya getiremedim tabii. Ben Atlas Madenciliği sahibi olarak yıllarca uygulama içerisinde çalışmış olan bir insanım. Yaşamın içerisinde olan bir insan. Bir şey daha hocam sormak istiyorum ben. Altın kullanımının amaçları bu. Tabii ben bu süs eşyaları için bu kadar ölümcül bir şey varsa, yolculuğu varsa artık çok da kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum altının ama. Tıbbi olarak mı daha çok kullanılıyor? Tıbbi cihazlarda kullanımı ne ölçüde? Ve dünyanın bu kadar altına ihtiyacı var mı? Yani bilimsel olarak ihtiyaç ne kadar? Bir kere siyanürle altın işletmeciliği hiçbir bahaneyi kabul etmeden kesinlikle durdurulması gerekir. Hiç lafıcı mı yok ya? Yani onun durdurulması lazım, evet. Yok ihtiyaç ne kadar diye ben tıbbi alanda veya bilimsel alanda ihtiyaç ne kadar diye merak ettim. Ya gereksinimini... Fazlası çıkarılmasın. Başka yöntemlerle elde edersiniz. Yani şimdi bu yöntemle yılda 1 milyar dolar kazanırken bakteri yöntemiyle 100 milyon kazanıyorsun. Tabii. 1 milyon da. Yani tabii yata zarar vermeyecek ölçüde çıkarılabilir. Evet. Yani insan yaşamında kullanabileceği altını elde etmesi için siyanür olması gerekmiyor. Gerekmiyor. Ayrıca yani ya arkadaş ya bakın şimdi ben tekrar ekrana getireceğim. Siz görseli bir açın hocam çünkü ekranlar çift oldu evet. Açalım burada sadece milyonlar vergi veriyorlar değil mi? Milyonlarca, milyon, 10 milyon, 3 milyon, 5 milyon vergi veriyorlar. %1 galiba. Şey, çok devlet az yapıyor. Vergi veriyor evet. Siyanürle maden arayan şirketler evet. Yani, şimdi 1 milyar olsa 10 milyon vergi alıyorsun. Ya arkadaş bakın. Munzur barış suyu, biraz sonra üzerine konuşacağımız. Munzur barış suyu kapanmış. Hocam o zaman kapandıysa sağ üstten çarpıdan yok edebilirsek iyi olur. Yok sözü açık devam edebilirseniz. Zamanım dolmuş ekran, anlamını söyledim. Zamanım dolmuş anlamını söyledim. Ekran 4'e bölündü hocam o nedenle. Evet. Dolayısıyla orada bak neler kazanacağımızı şimdi birlikte bir görelim lütfen. Açalım o zaman tamam. Şimdi ekrana geldi mi? Geldi ekrana geldi. Doğamız evet. Tamam. Şimdi doğamız diyor, şu güzelliğe bakınız. Bu Munzur Dağları, Mercan Dağları'nın etekleri. Olağanüstü gittiğin. Bizim proje alanına geliyorsunuz. Evet. Barış Suyu proje alanına.
Yılda 55 milyar dolardan 550 milyar kazanç sağlayacak olan bir proje. Olağanüstü. Böyle bir projenin yapılabilmesi için Ayşe Hanım, bir şeyin kotunun, beslenme alanının, suyun gireceği kotun, yani bu dağın kotunun işte 1000-1200 metreden daha yukarıda olması gerekir diyorsunuz. Burada 3600 metreye ulaşıyor. Kot bir. İki, beslenme alanındaki dağ, şeyin, kaya türünün kireç taşı ama kristalize kireç taşı olması gerekiyor. Bu da 220 milyon sene yaşlı kristalize kireç taşından oluşuyor. Eski Tetis'in kireç taşlarından oluşuyor. Olağanüstü bir dağ, Muzu Dağları. Ve çok geçirimli. Yani yağmur süzek gibi doğru aşağı gönderir. İşte siyanür geldiği zaman o suyla beraber doğru benim havzama inecek. Benim depoma inecek. Ben yer altındayım. Baraj falan yapmıyorum. Baraj sistemi kesinlikle bir katil sistemdir. Evet. Her neyse bu dağın eteklerinden sular fışkırıyor. Bu fışkırma olayı mutlaka devam edecek. Etmesi gerekiyor. Şimdi Munzur suyuna da şunu söylüyoruz. Yıllık ortalama 87 metreküp bölü saniye. Yani bir saniyede 87 metreküp akıyor. Bu olağanüstü bir rakam. Büyük bir rakam. Ve çok önemli bir korunmuş bir havza. İşte bu havzanın içerisinde bir kent yok, bir fabrika yok, bir yol yok. Bu havzanın içerisinde kesif gübre ve ilaçlama yapılan geniş tarım alanları yok. Yok. Dolayısıyla, bölge hocam, bölge tam neresi? Bölge hangi bölgeyi kapsıyor? Bu çay nereden nereye hemen gidiyor? İsterseniz hemen şuradan gösterivereyim. Bakın, şurası Mercan Dağları. Evet. Acaba bunun paylaşımını kapat yerine bir görüp bak, ama süremiz yetmeyecek. Burası Tunceli'nin Ovacığı. Öyle düşün. Evet, evet. Ovacığın arkasında da Mercan Dağları, yani Munzur Dağları. Hı-hı. Bunun hemen arkasında da İliç Cehennemi var. Anladım, anladım. Hemen evet, arkasında. Evet, evet. Bunu hemen da tehdit ediyor o zaman. O İliç bunu tehdit ediyor. Hem de nasıl tehdit ediyor? Özellikle havaya karışan belki yer altından nasıl ulaşıyor bilemiyorum ama özellikle havadan zaten ulaşıyor. Bunu su aşağı iniyor. Cebizli dediğimiz yerde işte bunun daha batısında Cebizli Dere dediğimiz altın madeninin var olduğu yer. Burayı vermedik. Vermedik. Bir de şey diyor, toplantıda İstanbul'da bir toplantımız oldu. Diyor ki Alt Maden Kanadalı şirket, diyor vallahi de billahi de biz Türk. Biz diyor altın aramada diyor siyanür kullanmıyoruz. Vallahi de billahi de kullanmıyoruz. Niye? Çünkü herkes altın, siyanürlü altın arama diyor. Yani dün yine konuşlara bakıyorum. Siyanürlü altın. Siyanürlü altın, altın siyanürlü aranmaz. Altın sondajlarla, jeofiziklerle, yüzey araştırmalarıyla, laboratuvarlarla vesaireyle aranır. Aranır, bulunur. siyanür maden çıktıktan sonra altını almak için. Ayrıştırma için. Siyanürlü altın işletmeciliği diyebiliriz. Siyanürlü metal işletmeciliği lafını kullanabilirsiniz. Ayşe Hanım, anladım. Bu su hemen hızlıca geçeyim çünkü çok açtım süremi. Gene görüntüler alıyorsunuz. Bunlar şey biliyor musun? Kaynaklar her taraftan sızıyor. Her taraftan kaynaklar. Pırıl pırıl eğilip aslında içiyor. Mükemmel bir su. Evet, mükemmel. Ya bunlar antioksidan su. Antioksidan su. Şimdi bu Tunceli, işte Ovacık, buradan yer altından özel yapılar var. Bu yapılarla su alınıyor. Şey sınırına geldiğimiz zaman aşağıda Urfa'da ikiye, Diyarbakır'da ikiye ayırıyorsun. Bir kolu Irak üzerinden Arap Yarımadası'na, Körfez ülkelerine, bir kısmı da Suriye üzerinden Lübnan, Kazablanka'ya kadar, yani Afrika, Kuzey Afrika'ya kadar giden 26 tane ülkenin içme suyu bugün için belki 3 katını gereksinimini sağlıyor ama evet. Yıllar geçtikçe nüfus da artıyor, suya gereksinim de artıyor. Evet. Şimdi bu proje tamamlanmış. Şurada bir bakarsanız belki, pardon, özür dilerim. Şimdi orada şeyi görüyorsunuz değil mi? Evet. Sağda bir harita var. Solda da evet.
Eğer diyoruz ki arkadaş, bu kaynağı 87 metreküpün tamamını kullanmıyorum. Diyorum ki ona, sen ilkbahar ayında 1000 metreküp akıyorsun saniyede. 1000-1500 metreküp akıyor saniyede. Ama yazında 5 metreküp'e kadar düşüyor. Eylül ayının, Ekim ayında düşüyor. Evet, evet. Dolayısıyla sen yaz kış şimdilik 40 metreküp bölü saniye, saniyede 40 metreküp çok büyük bir rakam. Yani 5 metreküp yerine 40 metreküp yazın kışın. Aradaki buna biz taşkın debisi diyoruz. Yani ben onun için baraj yok ben bizde. Taşkın debisini yeraltı suyu depomuz 10 keban büyüklüğünde su kapasitesine sahip. Yani siz diyorsunuz ki baraj yerine yeraltı su depolarıyla bu su biriktirilebilir. Deposuyla. En iyi proje bu. Evet. Çok basit. Ya, yani mühendislik açısından dünya... Barajlara neden karşısınız hocam? Barajlara neden karşısınız? Hemen gelelim. Bakın işte bizim bu projeyi sonsuza kadar yok etmek için Amerika iki ana projeyle geliyor. Bir tanesi o Cevizli Dere'deki altın madenlerini işletmek için. Yani siyanürlü altın madenlerini işletmek için. İkincisi barajlar. Bakın Ayşe Hanım, barajlar eğer bu barajlara biz izin verseydik uzun çayırı yaptılar. Uzun çayır barajı Tunceli'yi geçtikten sonra, yani benim beslenme havzamda değil orası. Onun için çok yırtınmadı. Yırtındık tabii. Orada da tek ovası var. Tunceli'nin tek ovası var. Uzun çayır ovası. Başka ovası yok ha. O ovayı da yok ettiler bu barajlar. Bu baraj ovaları yok ettiği için karşı çıkıyoruz diyorsunuz. Bir, ovaları yok ettiği için. Ayşe Hanım bak. Bir, ovaları yok ettiği için. İki, şimdi siz barajı buraya kurduğunuz zaman benim projeyi yapamazsın ki. Benim projeyi yaparsam baraj kurur. Ben çünkü yer altından alıyorum. Baraj kurur. Barajı kurutmamak için suyu almama engellersin. Yani benim projeyi yapamazsın yani. Üçüncü bir şey, hadi diyelim ki bizim torunlarımızın torunlarının 1000 sene sonra barajın zaten ömrü 50 yıl. 50 yıl sonra diyelim yapmaya kalkacaksınız. Ayşe Hanım bakın, barajın mesela 30 metrelik kısmı ölü hacimdir. Yani tabandan oraya kadar ölü hacimdir. Hep biz onun üzerindeki suyu akıtırız. Evet. Ve o ölü hacim kimyasal tepkimelere zamanı var. Öyle mi? Kimyasal tepkimelere zaman öyle midir? Çünkü o su değişmiyor. Yani yeni su geliyor üste hareketli su değil o. Stagnant water dedikleri, yani dingin su, duran su kimyasal, bütün kimyasal tepkimelerin ömrü boyunca aynı yerde sürdüğü şeydir. O açıdan zehirli bir su var orada. Evet, duran su iyi değil diyorsunuz. Evet. Aşağıda o su da yer altına iniyor ve zehirliyor. Şimdi baraja karşı olduk. Onu ikisini söyledim. Üçüncüsü. Hemen üçüncüsüne geçeyim. Evet. Bazı yine uşaklar der ki işte barajlar yaptıktan sonra artık faydalı ömür dolduktan sonra geniş ovalar elde edilir. Yahu arkadaş, barajlar milimetre milimetre kil, su, kil, mil ve algalanma ile dolar. Ve arasındaki organikler de havasız ortamda çalışan anaerobik bakteriler tarafından parçalanır, metan gazına dönüştürülür. Metan gazı, sera gazı dediklerimizin içerisinde en etkili olandır. Çünkü evet. 16 gram ağırlığı var. Yani karbondioksit desen 44 gram. Yani onun o kadar değil. Belki 16 gram olduysa füze gibi çıkıyor yukarı doğru. Evet. İşte dördüncüsünü söylüyorum. Kyoto Sözleşmesi gereği. Hala işte iki o büyük devlet imza atmadığı için şey yapmıyor. Bak, 1990. Evet, Kyoto İklim Sözleşmesi. Kyoto Sözleşmesi gereği barajların bitmiş olsa bile yüz ölçümü kadar alanın vergisini vereceksiniz, biliyor musunuz? Ceza ödeyeceksiniz barajlar için. Ama ormanlar için de para alacaksınız. Yani evet. Yani barajlar buradaki görselde de yazıyor hocam. Sera gazına dönüşülüyor. Barajlar dolduktan sonra tarım alanı değil, sera gazı salar. Sera gazı.
Tabii ana ve o işte GH4 o... kaynağı olarak çalışır. GH4'te bir metan gazı. 92-97 evet. Metan gazı. Metan gazı işte şurada Kemanbaraşı'nın bizim... GH4 metan oluyor değil mi hocam? Metan Munzur'un gazı. Girdiği yer evet. Bizim Munzur'un girdiği yer bak burası. Munzur Nehri'nin yani ta o açıdan düştü geldi buraya kadar aktı 80 kilometre sonra girdi şeye Kemanbaraşı'na. Ya Kemanbaraşı zaten 524 yıl faydalı ömrü de 526 yıl faydalı ömrü diye kitaplara böyle geçti. Bak bak DSİ'nin hazırladığı rapora bakın. 10. yılında faydalı ömrünü bitirdi. 8 türbün 2 türbüne düştü. Yani bir ömrü var diyorsunuz barajın. Şimdi evet. Zihinsel özürlüler diyor. Ama diyor bak diyor o diyor işte Karakaya Barajı için diyor biriktirme yapıyoruz. Allah belanızı versin sizin. Biraz sonra niye dediğimi göreceksiniz. Ya hocam olsun bela okumayın şimdi. Ya nasıl yani, okumasın? Bakın bir ulusun yaşamıyla oynuyor. Bir ulusun kaderiyle oynuyorlar. Keban Barajı bir... Yani bunlar yanlış diyorsunuz. Barajlar bu şekilde bir zaten bu Kyoto'yla da 92 ve 97'de belirlenmiş. Baraj olanlar metan gazı ürettiği için ceza ödenecek ama işte orman alanı olursa öyle para değil yani. Para kazanacak. Yeşil alan yani yeşil alan. Bu çayır da geçerli bunlar için. Çayırlar da geçerli. Evet. Çayırlar biliyorsunuz ne olduğunu. Ha. Yani oksijen üreten yerler, oksijen üreten çayırların meran, geniş tarlaları da öyle. Evet hocam sizin yeraltı su biriktirme projeniz nasıl? Orada biriktirince durağan mı olacak su? Nasıl olacak? Aşağıdan bak. Ben bu 1974 yılında neden bu projenin önemini, bu projeyi yarattık yani. Bakın Ayşe Hanım, dünyada size şurada tatlı suların dağılımlarını görüyorsunuz. İşte yeraltı suları, yüzey suyu. Bakın yüzey suyu ırmaklar diyelim tatlı su olarak yüzey suyu tatlı su olarak yeraltı suyu ikisinin karşılaştırmasını yapalım ve bir görün lütfen. Yeraltı suyu nehir sularına oranı 5233 yani 5000 kat daha fazla yeraltı suları. pH değeri mi hocam? Efendim? pH değerinden mi bahsediyorsunuz? Hayır. Hacim olarak daha fazla. Hacim olarak. Evet. Bakın hacim olarak yeraltı suyu ya 5000 kat daha fazla. O zaman ben yüzey sularıyla niye uğraşıyorum ya? Aptal mıyım ya? Evet. Niçin o zaman o sektör gelişmiş anlayamadım ben de. Yani ya. Böyle bir bu dünyada kullanılıyor mu yeraltı suyu? Bu bizim dünyada ilk kullananlar şeyi yeraltı suyu işletmesini ilk kullananlar 4000 yıl önce günümüzden 6000 yıl önce yani. Asya'dan göçler başladı. Niye başladı? Çölleşme başladı. Çölleşme başlayınca insanlar su bulabilmek için gidemeyenler su bulabilmek için eski kaynaklarını dağın içine doğru delmeye başladı. Bakıyor su dağın içine doğru deliyor artıyor. Aman diyorum. Evet. İşte evet. Yatay kuyu diyoruz. Bu sistemin adı yatay kuyu sistemi. Evet. Yani her tarafta bunu kullanabilirsiniz. İşte hani şey anlatmıştım size. Sanıyorum hocam Sahra çölünde de bu yeraltı suları bir şekilde böyle akıtılıyor bir bölgeye ama öyle bir belgesini görmüştüm. Ha, o evet. Uzun tünellerle vesaire. Evet. Fakat o yapılamaz bir olay. Duran bir su. Sebebi şu Ayşe Hanım bakın sebebi şu. O duran bir su. Hayır çünkü çöl kumu yani o büyük çöl Sahra çölünün kumu çok geçirimli. Havada yani kuzeyden gelen zaten hep kuzeyden gelen hep kirlidir şeyi Avrupa'dan gelen. O yağmur yılda iki defa da yağsa bütün kirliliğini kumun içine bırakır. Kumun içerisinden doğru aşağıya yıldırım hızıyla aşağı iner. Hmm. O su kirli su bizim ama bizim ülkemiz o değil. Değil evet. Ülkemiz cennet. Ve açalım şimdi gördünüz değil mi? Bakın. Evet yeraltı suyu kesinlikle hem daha fazla hem daha korunaklı tabii. Bir metre küplük suyla yani bir metre küplük suyla uğraşmak yerine 5000 metre küplü uğraş ya. Evet. Ve diğeri bakteri barındırabiliyor. Yani açıktaki su. Duran su çok iyi değil diyorsunuz. Aşağıdaki tabandaki barajın altındaki su çok tehlikeli. Çünkü niye işte dedim kimyasal denklikler zamanı evet, var. O duran su. Ama yüzey suyu değil. Ama benim buradaki suyum
Yani belki vardır burada, hemen bak hızla geçeceğim. Yani bu yeraltı suyu hocam yönü değiştirilmiş su ama durağan bir su değil, yönü değiştirilmiş. Tabii tabii tabii. İçeriye doğru akıtılan bir su. Hayır, akışı sürüyor. Yer altından akışı sürüyor. Tamam. Yer altından. Durağan değil yani, evet. Yani 30 metre derinden alıyorum. Ama suyun kaynağının derinliğini söylerseniz 2000 metre derinlikten almış oluyorum yani suyu. Hızla. Tabii. Bakın Ayşe Hanım, yaza kış dönemine girerken su seviyesini en düşük seviye, ben 30 metre benim işletme derinliğim. Hı hı, 30 metre. Ve o suyu alıyorum, tam sıfırına indiriyorum ki yağan yağmurlar sele dönüşmesin diye. Sele dönüşmesin. Evet evet evet. Tabii o zaman yani daha az kazıyorsunuz. 2000 metre değil, 30 metre oradan alıyorsunuz. Evet, yaza girerken yani Haziran'ın sonuna doğru, 5'inden sonra da en dolu şeklinde, 30 metresi de dolu şeklinde giriyorum. 30 metre ama eğimli olduğu için onun kalınlığı 2000 metreye ulaşıyor Muzur Dağları'nda. 2000 metreye ulaşıyor. Benim aldığım yerden kez. Onun için 10 keban büyüklüğünde diyorum hacim var. Hacim var. Ne ben başkasıyla uğraşıyorum. Sonra Ayça Hanım... şimdi ya şey o kadar çok ki bunu kalsın hemen şimdi bak başka bir proje örnek mi yani amaç ülkemizde akıllı projeleri yaşama geçirme olayı ya arkadaş şu işe bakın karayolunda teleferik bir ton taşınırken deniz yolunda 166 ton taşıyorsun demir yolunda 33 ton taşıyorsun. Ondan sonra da bizim yönetici çıkıyor ki zihinsel özürlü yönetim. Ben zihinsel özürlü olsam başımın üzerinde yeri var. Vatan haini. Çıkıyor demir yolları komünist ülkelerin, demir perde ülkelerin bir ulaşım sistemidir. Özel sistemidir. Sen ne biliyorsun ya ulaşım hakkında ya? Ulaşım bir disiplindir ya. Bir meslek dalıdır ya. Gerizekalı hain. Bak şimdi Ayşe Hanım. Bu farkı gördünüz değil mi? Bakın karayolumuz. Evet. Yük taşımacılığında, karayolunda bir ton taşırken demir yolunda 33 ton. Deniz yolunda 166 ton taşıyorsun. Yani bir yılda diyelim ki karayolunda 1 milyar deniz yolunda 1 milyarlık taşıma yük taşımacılığı yapıyorsunuz. 1 milyarlık. Bu taşımacılığı karayolunda yaparsanız 166 milyar dolar harcamanız gerekiyor. Bakın. Evet, evet, evet. Para da gidiyor. Anladınız mı? Deniz yolunda 1 milyara taşıdığınız şeyi karayolunda 166 milyar dolara harcıyorsunuz. Evet. Anladınız mı? Korkunç rakamlar ya. Korkunç. Ya arkadaş, ya çıldırmama geldi değil. Bakın. Evet, evet. Sana akıl dışı. 50'den beri karayollarını bastıran ve uçakları aracılığıyla yaşama geçiren Amerika'ya bakalım. Amerika'da karayollarının yük taşımacılığındaki oranı %4. Evet, evet, evet. Türkiye'de %96 ya karayolunda ya. %96. Evet hocam, evet evet söylemişsiniz. Evet. Yani ya, hakikaten akıl dışı. Buna can dayanır mı? Evet, dayanır mı? Ekonomi de dayanmıyor zaten. Ha, hocam teleferik resmi görüyorum. Teleferik hepsinden herhalde daha karlı. Teleferik sistemi yapılsa. Ya, yani tabii uygun olduğu yerler. Burada fotoğrafta gördüğüm için. Evet. Orada evet. 400 ton bakın 400 kat daha kaldı. 400 ton. Yani. Burada da 400 ton. Evet. Evet. Çok güzel yani, ya. Ben de teleferik hayranıyım hocam. Teleferik bence en iyisi. Evet. Onları yok ettiler işte. Bak harika, onlar aslında. Nasıl devirdiklerini görüyorsunuz. Bu direkleri devirirken, teleferik direklerini devirirken o köylü Davul Zurnay'la halay çekti ya. Cengiz İnşaat'ın iktisadinde çalışan köylü halay çekti ya. Ya bir insana bundan daha büyük zulüm nasıl yapılabilir ya? Niye halay çektiklerini bilmiyorlar demek ki. Ya bilmiyor. İşte aç. Evet, evet. Aç bırak el açıp yalvarsın. Hı. Cahil bırak. Kayıtsız şartsız bağlansın. Kendi aleyhine olacak bir şey halay çekmiş. Demin ki ormanları yok artık. Ormanları keserek kaldırdın. Bu tarafına da doldurarak kaldırıyorsun. Ondan evet, sonra evet. İki sene sonra İnebolu dev büyük şey oldu. Tufan, İnebolu tufanı deniyor. Kardeşim tufan falan değil. Yukarıdan bu attıkları malzeme yağmurla beraber dereye aktı. Hı hı. Derenin suyu ne kadar çok bulanık olursa o kadar çok söker. Yani ağaç söker, kök söker, taş söker, toprak söker. Söktükçe de artar. Söktükçe de artar. Ve onun için alıp götürdü evleri, köyleri vesaireleri. Yani tufan değil, tufanı sen yarattın. Aynı olay Ayancık'ta oldu. Evet, evet. 7'de. Şimdi
Bu sistemler zaten dünyada kullanılıyor. Daha o kadar çok şey var ki Ayça Hanım, bakın şuna bakın. Ya enerji barajı, işte yine barajı anlatıyorum. Enerji için işte diyor ki biz diyor yapmak zorundayız. Bakın Ayça Hanım. Türkiye'de iletim hatlarında ve tüketiciye kadar ulaşan yolda kayıp %21,6. Evet. Yüzey. Lüksemburg'da 3,3. Ama genel olarak en büyük olan ülkelerde işte Almanya'da 6 civarında. Almanya'da 6 civarında. Tamam mı? Enerji kaybı en çok yüksek oluyor. İşte diyoruz ki enerji kaybını %6'ya, yani Kanada'nınkine düşürmeniz durumunda 40 tane fırtına vadisini kurtarırsınız. O HES'lerle fırtına vadisi yok edildi. 40 tanesini kurtarırsınız. Bakın, eğer doğanın değerini ve harcamaları da katarsanız, yani o ormanlar ama yok, katarsanız 400 fırtına vadisini kurtarırsınız. Veya 8 nükleer reaktörü kurmasınız. Arkasından veya diyoruz 6 gigawattlık rüzgar çiftliği kurarsınız. İşte bu kadar. Ya bilimi kullanacaksın kardeşim. Bilimi kullanacağız. Evet. Enerji kaybını azaltacağız. Ve bu sistemi de mikro bölgelendirme diyoruz. Bu da son derece kolay. %21'e 6'ya düşürmek böyle zor plan değil. Son derece kolay. Onu da geçelim. Bakın. Bu da şeyin billboardlara, İYİ Parti'nin başkanı olan, bir şey yaptığınızda biz mi karşı çıktık diyor. Ya kardeşim, yaptığım proje daha doğru böyle çıkıyor ya. Şuradan dosdoğru geçeceğin 2,5 saatlik yolu 40 dakikaya düşürecek proje var ya. Proje yapmak değil, projeyi bilinme sanata uydurarak yapmak, uygun olarak yapmak veyahut da meze açısından uygunsa yaparsın. Maliyet, emniyet, estetik çevre ve zaman açısından. Ya 2,5 saatlik yolu 40 dakikaya düşürüyorum ve yapmıyor. Anlatabildim. Hocam tam kişiyi ben anlayamadım. İktidarı mı kastettiniz? Ya şimdi billboardlara Kılıçdaroğlu'nun şeyi şuydu. Sen fabrika kurduğunda biz mi karşı çıktık? Tamam. Kılıçdaroğlu'nun o seçim öncesinde 28 Mayıs, 14 Mayıs öncesinde geçen sene. Evet. Neydi billboardlarda? Sen proje yaptın da biz mi karşı çıktık? Meral Akşener'inki bu. Kılıçdaroğlu bir başka uşak olan Kılıçdaroğlu ise sen fabrika kurduğunda biz mi karşı? Birincisini hiç konuşmaya gerek yok. Ama hocam doğru partiyle karıştırdık da İYİ Parti o. Evet. Yok İYİ Parti. Parti. Yok. İYİ Parti, tamam. Doğru Parti'yle hiç ilgisi yok. Ben çok seviyorum. Pardon. Rıfat Bey'i. Rıfat Bey, evet. Tamam. Ben o parti ismi tam derece sever. Bilimi ve sanatı önceleyen bir insan. Aynen şey evet. Gibi. Ata Parti gibi. Şimdi evet. Ayşe Hanım, Kılıçdaroğlu da diyor ki sen fabrika kurdun da biz mi karşı çıktık? Ya bu insanların fabrika olayını anlamıyor. Bakın, 4 tane fabrika ile bütün Trakya'yı yok ettiler. Trakya'yı yok ettiler. Ve geçen sene şeyden aldığımız 3,5 milyar dolarlık ayçiçeği yağ aldık dışarıdan. Dışarı yağ satan, ayçiçeği yağ satan ülke Trakya'yı yok etti. Tunca ovalarını yok etti. Meriç ovalarını yok etti. Anlıyor musunuz beni? Evet. Yok etti. Fabrikalarını yok etti. Ya kardeşim, fabrikanın kurulacağı yer var. Yer önemli, evet. Sanayinin kurulacağı yer önemli. Ovanın içi değil. Ovanın içi değil. Başka bir zihinsel özürlü çıktı. Bir Toyota mı, bir çuval patates mi filan dedi. Allah belanı versin. Sen bir şeyi kuracağın yeri ben sana gösterdim. Bakın, Nallıhan yolu üzerinde tüm Marmara bölgesinin sanayisini, Ankara, İç Anadolu bölgesinin sanayisini koyabileceğin çorak arazi var. Cipsli, alçılı arazi var. Ben yer gösteriyorum. İçerisinden demir yolu geçiyor, hızlı tren projesi geçiyor, otoyol geçiyor içerisinden, karayolun var içerisinden, ormandan suların geliyor, enerjini üretiyorsun vesaire vesaire. Ya var zaten, sana öneriyoruz. Gidip de Adapazarı Ovası'nın içine Toyota fabrikası yapılır mı? Mazda fabrikası yapılır mı? Bu yapanlara insan diyebilir misin?
Buna izin veren hainlere insan diyebilir misin? Ovada olsun, fayın üzerinde değilse yıkmaz diyenlere insan diyebilir misin? Bunlar yani bunlar... Yani hocam geçtiğimiz seçim dönemde CHP ve İYİ Parti'nin yani biz projeye karşı değiliz, ranta karşıyız sözü doğru değil diyorsunuz. Proje de yanlış diyorsunuz. Proje de yanlış. Proje oraya yapılmaz diyorsunuz. Bilimsel temeldeyse proje projedir. Proje katlediyorsa ovaları nasıl... Ya bütün ovaların içerisinde... Proje de yanlış diyorsunuz. Ya. Evet doğru. Ya Ayşe Hanım Allah'ın... Konu sadece rant değil. Proje, değerli evet. İzleyicilerimiz kurban olurum size bir dinleyin bakın. Kuzey Anadolu fayının 12 milyon senede ilmek ilmek okuyarak yaptığı 1500 metreden aşağı kadar indirmiş 120 metre kotunda ve altında bir ova var. Düzce'den başlıyor Yalova'ya kadar. Yahu bu ovaların ortasından otoyol geçirildi ya. Ekranda gördüğünüz otoyol geçirildi evet, ya. Evet. Ya oysa bakın bu ovayı dikine kesen ve fayı da işte bir noktada kesen bu önerimiz vardı. 40 senedir hep bu olayı söyledik ve Bolu Dağı'nı geçemezsiniz dedik. Evet geçemediler ve sürekli yıkılmaya devam ediyor. Çünkü artık 1999 depreminden sonra orada enerji sıfıra indiydi. Ondan sonra tekrar başladı yükselmeye enerji seviyesi. %10'lu yükselince zaten götürmeye başladı. Yap artık çareleri yoktu ve bizim hatta geldiler. Şimdi ihale ediyorlar Ayça Hanım. Neyse yani 40 sene sonra. İşte onun için diyorum değerli izleyicilerimiz. Ben söyledim. Benden günah gitti. Hayır. Hayır. Ben söyledim günah gitti değil. Şöyle. Evet hocam. Yani sonuçta söylemek de yetmiyor diyorsunuz. Yani, evet. Şunu söylüyorum. Değerli izleyicilerimiz bakın. Evet. Su kayayı oyar. Bu suyun sertliğinden değil, inatla, sabırla akışını sürdürmesinden dolayıdır. Anlatabildim mi? Onun için 40 senedir uğraştık ve neticede başardık. Ya lütfen Ayşe Hanım bakın, 390 kilometre uzunluğundaki demiryolu hızlı tren projemiz varken ve bu hızlı tren 390 kilometre yerine Abdülhamit zamanında 1876 yılında yapılan, yani düşünebiliyor musunuz yani 150 yıl önce yapılan. Evet. Hattın üzerinde yok şuraya tünel koyalım buraya bilmem ne viyadük vesaire yine böyle yılan gibi kıvırarak 600 kilometrelik yol yapıyorlar. Ve buna hızlı tren projesi diyor ya. Önce hızlandırılmış dedi. Sonra hangi renk olan yeşil mi kırmızı mı onların? Ya yeşil olur mu Ayşe Hanım? Yeşil bizim kırmızı. Yılan gibi kıvrılıyor dediniz. Kırmızı galiba. Yeşil hem demir yolu, hızlı tren projemiz hem de şey, evet. Otoyol. Evet. Onların yani kırmızı olan yılan gibi kıvrılan diyorsunuz. Bu Abdülhamit döneminde niye böyle uzatılmıştı? Esas nedeni çünkü Almanlara, İngilizlere 20 kilometre sağındaki, solundaki maden kaynaklarını işletme hakkı verildi. Ormanı kullanma hakkı verildi. Biliyor musunuz? Evet. Yolu yapması karşılığında. Onun için tabii Kütahya'dan geçirmesi nedeni borakları almak için. Ve o borakları alçı diye aldılar. Ha, alçı taşı hiçbir işe yaramayan gibi yani. Alçı. Tabii. O borakları. Onu almak için oradan geçirdiler yani evet. Tabii yolu oradan geçiriyor. Çünkü limanlara en kolay aktarma yolu demir yoluyla. Aptal değil ki İngiliz. Bizimkiler kamyonla aktarırlar biliyorsunuz. Ama o demir yoluyla aktarıyor. Yani olayı kavramaya çalışın. Bu Yusuf Veli yok edildi. Buna karşılık işte 10 kat daha karlı olan o yeraltı sistemi 10 kat enerji verecek projemizi yapmadılar. Hadi bakalım proje. Al sana proje. Ya bataklığı sulamak için Ayşe Hanım Akşehir Gölü'nün kuruduğu yerdeki bataklığı sulamak için kanal açıyorlar Ayşe Hanım. Şey özür dilerim. Su getiriyor. Baraj yapıyorlar. Yukarı baraj yaptılar. Ondan sonra kanallara su verdiler. Abi iyi de kanallara su verdiniz de kanalların tabanı bataklık ya. Neyi sulayacağım? Bataklık sulanır mı? Ya o zaman evet, o zaman kurutma kanalı açalım diyor. Al sana proje. Bu mu proje? Al bu proje. Evet. Yani böyle bir şey olabilir mi Ayşe Hanım? Başka bir bataklığa su kanalı açmasa kurutma kanalına da gerek kalmayacak yani. Tabii gelmeyecek yani. Kanalı açmana da gerek yok. İki gereksiz iş yapıyorlar. Çekip kullanabilirsin. Evet. Çekip kullanabilirsin. Adı bakın Kuruçay Barajı.
Adam bir şey anlatıyor mu size Kuruşay? Evet, Kuruşay. Yapıyorlar. O Veysel Eroğlu'nun şey var. Baraj mı yapmışlar hocam? Ya tabii Kuruşay'da fakat su yok. Allah kahretsin o zaman bir tane daha. Allah. Şu dereyi baraj yapmış su yok yani. Öteki dereyi çevirelim başka bir daha derede baraj yapıp oranın suyunu buraya akıttılar Ayşe Hanım. Düşünebiliyor musun? Bu mu proje? Zekilermiş. Duysun evet, bu mu proje? Onlar bizi yönetecekler ha. Kurumuşçaya baraj yapan tek ülke biziz herhalde. Ya hangisini evet anlatayım Ayşe Hanım? Başka herkesin bilebileceklerini atmaya çalışıyorum. Bakın Muş Alparslan Ovası, bu Karasu Ovası, her tarafı bataklık. Yani bahar şeylerinde, kış yağışlı dönemde. Sonra evet, kenarları kurur, işte oralara bilmem kavun karpuz ekilir, çayırlar biçilir filan. Bu da Van Havzası'nı besleyen, doğan, oradan doğan ırmak buradan akışını sürdürüp Fırat'a kavuşurken bin küsür, şey bin milyon yıl öncesinde pat diye Nemrut patlamasını ırmağın geçtiği yerde önünü dolduruyor. Evet. Al sana evet, Volkan Barajı işte. Arkada Van Gölü oluşuyor. Evet, evet. Arkada Van Gölü oluşuyor. Anlatabildim mi Ayşe Hanım? Arkada evet, Van Gölü evet oluşuyor. Ama Van Gölü de alttan sızıyor. Ya akıl evet, akıl dışı şeyler alttan, ya. Ya alttan sızdığı için mesela kayanın içinden, toprağın içinden, dağın içinden çıkan sulara Anadolu'da Karasu denir. Karasu adını oradan alıyor. Karasu evet, dağdan çıkan su demektir. Tamam mı? Yüzey suyu değil. Karasu. Şimdi bu ovayı sulamak için 216 kilometre, bataklığı sulamak için 216 kilometre uzunluğunda dev kanallar yapıyor. Kanallar normal, açık kanallar. Biliyor musunuz? Buradan verdiğiniz su buraya geldiği zaman zaten buharlaşmayla bitiyor ya. Evet. Hocam kaç yılında yapıyorlar bunları? Akıl dışı hakikaten ya. Bu 1994. Yani yazık. Fark etmiyor yani. Bu şu kadar evet evet enerjiye de yazık. 1946 sonrası daha doğrusu 1950 sonrası olay bitmiştir ülkemizde. Evet evet. Anlattın mı? Yani basit. Bak bataklığı görüyorsunuz. Bak bu şeyin Muş evet, Ovası. Evet. Görebiliyor musunuz Muş Ovası'nın bataklığı? Evet. Yani bakın her tarafında bunların sular. Hepsi yanlış projeler bayağı, diyorsunuz yani. Yanlış bayağı, projeler. Tabii tabii bunlar hep şey nehirlerin böyle bıraktığı yerler. Hı hı. Bu ovaların içerisinden şeyleri geçirdiler işte. Evet hocam. Tamıyoruz yani nedir onun adı. Evet. Otoyolları, yolları geçirip bitirdiler. Ve ben böylece bitireyim evet, yani zamanımı evet, açtım. Tabii, tabii, tabii hocam. Hocam oldu oldu çok 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 teşekkür ediyoruz. Vaktinizi aldık. Sizin de sınırlı vaktiniz vardı bugün. Daha sonra geniş geniş konuşuruz gene. Estağfurullah. Yani belki konuşuruz. Şöyle bir özet çekersek. Ya fayı vardı. İşte iyi bir mühendislik yapılmadıydı. Şeyi iyi dolduramadıydı. Ya dünyanın en iyi beni çalıştırırsanız bu konu jeoteknik konuda ekibim dünyada gerçekten ilk sıralara oturan bir ekip. Dünyada çalışıyor. Dört kıtada iş yapıyorsun. Değil mi? Benim ekibimi götürdünüz. Dediniz ki tamam. Hiçbir kaydırma yapmadınız. Yaptınız. Kardeşim havaya karışıyor diyorum. Duymuyor musunuz ya? Ya attığınız malzemenin içerisindeki siyanür suya ve toprağa karışıyor kardeşim. O toprağı yemiyorsunuz ya. Arıtıp evet, attığınız toprağı. Dolayısıyla siyanürle altın veyahut da metal işletmeciliği altınla bitirmeyelim. Çünkü uh-huh, bir de böyle bir şey de var. Yani sanki bakır çünkü o işletirse olay çözülüyormuş gibi. Değil kardeşim. O da aynı. Değil. Aynı. Dolayısıyla siyanür kullanılan hiçbir maden işletmeciliğine izin verilmemesi gerekir. Verilmemelidir. Evet. Yer ne olursa olsun. Payın yanında, uzağında, ovada, kayada, dağda, tepede. Hiçbir yerde bu Anadolu sınırları içerisinde izin verilmemelidir. Bunu evet, söyleyeyim. Tamam bu hocam. Ülkenin kalkınması için ise bakın bir tanesini söyledik ve yılda 550 milyar dolar bu ülkeye para kazandırır. Hocam ekranı çarpıdan yok etmeniz mümkün mü? Tamam, hemen. Son olarak. Tabii 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 memnuniyetle. Şeye geldiği için onu yapamadım. Ha şunu şöyle yapayım. Şöyle kapatayım. Şöyle kapatayım. Evet, iki tane daha var galiba. Evet. Tamam, bunları da kapatmaya devam ediyorum. Şimdi kalmamış olması lazım. Bir tane evet. Bir tane var galiba ama ana ekrana dönemedik ama. Evet, şunu onu da kapatalım. Tamam. Tamam bu şekilde ama olsun ortadayız. Yani evet. Özet çekersek özet değerli halkım ne olursunuz ya. Ya
İşte iyi mühendislik yapılmadı. Buraya ucuz adamlarını gönderiyorlar. İşte halka paralar verdi, onları kandırıyorlar. Ya bunlar da vazgeçin ya. Değil mi? Kullanmayın. Kardeşim, siyanürle metal işletmeciliği, maden işletmeciliği altın değil. Altını da CNE birleşip sonra ayırıyorsun. Çinkoyu da CNE birleşip CNE'yi serbest bırakıyorsun. Siyanürü serbest bırakıyorsun. Bakırda da aynı, kurşunda da aynı. Bırakın o zaman. O zaman deyin ki siyanürle maden işletmeciliği, maden hepsini içeriyor. Metalik maden işletmeciliğe son. Son ediyoruz. Başka yöntemler var ve bunlar geliştirmeye açıktır. Yani geliştirilmeye açık da yani ya hiç zarar vermeden de bunları alabilecek yöntemleri geliştirebilirsiniz. Tamam mı? Hı. Bunun için elbette ki bilime önem verilir. Ne olacak? Kimyagerin olacak. Elbette ki metalurji mühendisinin olacak. Elbette ki maden mühendisinin, jeoloji mühendisinin olacak. Yani büyük ekipleri buraya para harca. Buraya para harca. Buraya yatırım yap. Başka ülkelerin. Bilime yatırım yap. Ha, tabii organik madencilik nasıl yapıldığını göster. Dünyanın başka ülkelerine göster ve sen aranır olursun. Aranır olursun. Bak deprem projemizi yaşama geçiremedik. Başka ülkelerde yaşama geçiriyoruz. Ya diyorum ki ya 2 yılda depremden, taşkından, yer kaymasından bir tek insanın burnunu karamayacak olan proje 20 milyar dolara çıktı. 20 milyar dolara bitiriyoruz bu projeyi 2 yılda. Afet fonunda da 43 milyar dolar para var. Afet fonunda. O bu iş için. Neden ayrı başlamıyorsunuz? CHP ne zaman konuştun sen bunu? Ne zaman konuştun CHP? Ya yazıklar olsun ya. Tutmuş hala. İşte filanca yerde deprem olabilir. Hazırlıklı olun. Senin canın çıksın ya. Yani ben kurbanlık koyun muyum ya? Ovadan çık diyeceksin. Ovadan çık diyeceksin. Bu kadar basit. İnsan olun be. Ya yazık. Ondan sonra diğer yani buna karşılık neler yapılabileceğini birkaç örnek verdim size. Eğer 27'de Türkiye'nin kaybını, enerji kaybını %6'ya düşünürseniz, 21'den 6'ya düşünürseniz, bakın ne diyorum size, 8 tane nükleer reaktörü kurmasınız. Yani 400 tane fırtına vadisini kurtarırsınız ya. Ya neden bunlara bakmıyorsunuz ya? Neden bunlara bakmıyorsunuz? Bu servet bizi başka bir yerde yok mu servet? Çünkü Munzur Mercan Dağları yok, Kristal'de Keşkaşları yok başka yerde. Ya Ayşe'nin dayanılacak bir olay değil, gerçekten değil yani. Yani evet. Yani evet. O açıdan aklımızı başımıza devşirin. Evet. Sığınacak tek bir şey var, o da bilim ve sanattır. Bilim ve sanat, doğru hocam. Evet. Oldu hocam, çok teşekkür ediyoruz. Erzincan İliç maden faciasından sonra görüşlerinizi aldık. Çok çok sağ olun hocam. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerime de iyi günler diliyorum tekrar. Sağ olun. Hoşça kalın hocam. İyi çalışmalar.